Teknoloji devi Baykar'dan deprem bölgesinden toplu konut hata. Depremin vurduğu Hatay'ın yeniden ayağa kalkması için ilk günden beri bölgede olan Baykar 350 deprem konutu inşa ediyor. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekipler canla başla çalışıyor. İş makineleri 7/24 iş başında. Depremzedelerin bir an önce evlerine yerleşmesi için herkes uğraş veriyor. Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde teknoloji devi Baykar'da konut yapıyor. Kent merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Gülderen Mahallesi'nde 5871 deprem konutu yapılacak. Allah devletimize zaman vermesin. Şu anda isterseniz bak şöyle kamera çevirirseniz bir işleri görürsünüz. Eğer ağaçların öbür tarafına geçme imkanınız varsa çıkan kuleleri de görebilirsiniz. Binaları 5 kat çıktı. Şu anda 5-6 tane binamız çıkmıştır. Yani herhangi bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Herkese verilecek burada ev. Yani toplamda yani 3200 tane burada konut yapılıyor şu anda. Türkiye'nin teknoloji devi Baykar'da Gülderen bölgesinde 19 bloktan oluşan 350 deprem konutu inşa ediyor. Baykar 2024 yılı Mayıs ayında depremzede vatandaşlara konutları teslim etmeyi planlıyor. Şantiyede çalışmalar 7 gün 24 saat devam ediyor. Çalışmalar çok hızlı gidiyor. Çok da seri yapıyorlar. Aralıksız devam ediyor gece gündüz. TV100'ün başlattığı Kan Ver Türkiye'm kampanyasına bir destek de Altındağ Belediyesi'nden geldi. Belediye çalışanları şu anda kan veriyor ve muhabirimiz Vuslat Ay orada. Bakalım bize neler aktaracak. Vuslat. Bir kan bağışı 3 hayata dokunuyor. TV100 ailesi olarak başlattığımız o kampanyaya bir destek de senin de belirtmiş olduğun gibi Altındağ Belediyesi'nden geldi. Şu anda Altındağ Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin önündeki mobil aracın içindeyiz. Kameraman arkadaşım Burak Sipahi ekranlarınıza getiriyor. Bağışçılar dışarıda formlarını doldurduktan sonra buraya ikinci noktaya gelerek şu anda bağışçının olduğu noktaya gelerek ön muayene yaptırıyorlar. Kan, ateş, tansiyon ölçümü burada yapılıyor. Buradaki muayenesi bittikten sonra yani ön kontrolleri burada bittikten sonra hemen yandaki burada doktorun bulunduğu kabine gelerek doktor muayenesinden geçiyor. Doktor muayenesi doktordan onay geldiğinde kan için hemen yan koltuklara geçiyor bağışçı kan vermek için. Bir yandan da hızlı bir şekilde detayları aktarmak istiyorum. Kan stokları kritik seviyelerinin altında üzerinde. Günlük 10 bin ünite kan alınması gerekiyor ve bu kanların hastaneye götürülmesi gerekiyor. Kızılay bu konuyla ilgili çağrı da yapıyor. 365 gün devam etmesi gerekiyor bu işlemin. Yaklaşık şu an bulunduğumuz zaman diliminde 300 ekip Türkiye genelinde kan topluyor. Ankara'da da 14 farklı noktada kan bağış, mobil kan bağış aracı bulunuyor. Burası Altındağ Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin önü. Buradaki şu anda destek geldi dedik kampanyamıza Altındağ Belediyesi'nden. Şu anda Altındağ Belediye personeli kan bağışında bulunuyor. Hemen mikrofonumuzu uzatmak istiyorum. Efendim kolaylıklar diliyorum. Kan bağışı yapıyor musunuz düzenli olarak? Kaçıncı kan bağışınız? Bu üçüncü kan bağışım. Yani üç seferdir veriyorum. Kendimi de iyi hissediyorum. Peki çağrınız var mı kan bağışı yapmak isteyenlere? Yani verirlerse iyi olur devlete, millete. Çok iyi bir şey kan vermek. Kızılay'ımıza destek. Teşekkürler. Geçmiş olsun diyelim. Hemen yan koltukta bulunan personelimize mikrofonu uzatmak istiyorum. Kaçıncı bağışınızda, kan bağışında bulunuyor musunuz? Genel olarak bulunuyoruz. Kan bağışı ile ilgili zaten Kızılay daha öncesinde de ve şu anda da aktif olarak kullandığı bir sloganı var. Senin 15 dakikan birilerine bir ömür olsun diye. Biz de bunu destekliyoruz. İnşallah birilerine bir katkımız olur. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şu anda kameraman arkadaşım kan bağışı yaptıran Altındağ Belediye personelini ekranlarınıza getiriyor. Tabii Türkiye tarihinde en sıcak günlerini yaşıyor. Şu günlerde şehirdeki insan hareketliliği de doğal olarak azaldığı için kana duyulan ihtiyaç da aynı şekilde devam ediyor. Bunun için kan merkezleri akşam saatlerine kadar açık tutuluyor. Kan acil değil, sürekli
ihtiyaç. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz diyelim. TV100 ailesi olarak başlatmış olduğumuz kampanyaya destek günden güne artıyor. Belediyeler destek veriyor. Personeller kan bağışında bulunuyor. Bir kan bağışı 3 hayata dokunuyor. Bugün Altındağ Belediyesi personeli kan bağışı için Kızılay'ın kan bağışı mobil kan bağışı aracına gelerek kan bağışında bulunuyor diyelim ve sözü Ankara'dan İstanbul'a stüdyoya bırakalım.